Muhteşem Selimiye Camii'nin ve Büyük Usta Mimar Sinan'ın tanıtımı konusunda önemli çalışmalara imza atmış olan ve bu konuda iddialı olduğunu kanıtlamış olan eski müezzin Yusuf Karabıyık Çengelci, Selimiye ile ilgili albümünü Edirne televizyonu izleyenlerine tanıttı. Bu arşiv cami yapıldığından günümüze kadar hakkında kimler neler söylemişler, yazmışlarsa bu arşivimdedir. Başta Selimiye Camii olmak üzere birçok cami üzerine kitaplar yazmış olan Çengelci, 23 yıl müezzinlik yaptığı Selimiye'deki görevi sırasında ziyarete gelen devlet büyüklerine imzaladıkları defterini de albüme dönüştürerek tarihi bir vesika oluşturduğunu ifade ediyor. Bu konuda elinde bulunan vesikaları Vali Dursun Ali Şahin'e kitap basılması için verdiğini söyleyen Çengelci, ama maalesef bu vesikalar şu anda hiçbir şey yapılmadan müftülükte bekletiliyor diyerek bu konuda üzüntü yaşadığını söyledi. Selimiye ile ilgili son baskı kitabı. Bu kitap Koca Mimar Sinan'ın Teskiyetül Bünyan, Teskiyetül Ebniye adlı eserinden yaptım bunu ben acizane. Beş tane cumhurbaşkanına, beş tane de başbakana bu Selimiye Camii özel defterime yazı yazdırdım. O vali beye vermiş olduğum o orijinal defter. Niçin verdim? Amme hizmeti adına. Amme hizmeti adına bunu kitaplaştıracaklardı, halkın arasına yayacaklardı. Fakat şu anda müftülükte, gayri kitap olur mu olmaz mı bilmiyorum ama kitap yapmazlarsa çok üzülürüm yani bu olaya. Çünkü 45 yıllık emeğimi verdim ben. Bu gelen giden Selimiye ile ilgili kimler neler biliyorsa onlara yazılandı, yazdırdım, imzalı. Eserlerinden en ünlüsü olan ve Edirne'deki tarihi ve kültürel mirasımızı anlatan Mimar Sinan ve Selimiye adlı kitabının da bulunduğunu ifade eden emekli müezzin Yusuf Karabıyık, Mimar Sinan'ı anlatan kısa bir film çekmek için çalışmaları başlatmış ama imkansızlıklar nedeniyle bu girişimi de sonuçsuz kalmış. Selimiye Camii'nin ve Mimar Sinan'ın tanıtımına ulusal ve uluslararası alanda çok önemli hizmetlerde bulunan Yusuf Karabıyık Çengelci, halen çeşitli televizyon programlarında ney çalıp Selimiye'yi anlatarak hizmet vermeye devam ediyor. Evet hocam, Selimiye'nin en eski müezzinlerinden birisiniz. Evet, Selimiye Camii'nden biraz bahseder misiniz? Selimiye yapımına gelince Mimar Sinan'ın kendi yazdığı, yazdırdığı Teskiyetül Bünyan, Teskiyetül Ebni adlı eserindeki anlatımı tutmuyor. Şimdi koca Mimar Sinan'ın Selimiye ile ilgili orijinal sözü şöyle. İlmi riaziyet, ilmi hendesede ve dahi ilmi vasilede. Nice sanatlar icra ederek feridu asıl seriser mimaranı hasa oldum. İstanbul'daki Şahzade Camii'nde çıraklığımı icra eyledim. Süleymaniye Camii'nde kalfalığımı ikmal eyledim. Ve dahi Edirne Sultan Selim Camii'nde de ustalığımı itmam eyledim. Yedi tulamı anda ayan ve beyan ettim. Sultan Selim Camii bu hakir ve aciz kul koca Sinan'ın ve dahi azametli haşmetli ekibinin başarı, beceri, maharet, meziyet, tecrübelerinin de doruk noktasıdır. Kitabında anlatıyorum bu orijinal sözleri. Mimari mühendislik ilminde ilmi riyaziyet, matematik ilmi, ilmi hendese, geometri ilmi, ilmi vasile, fen ilimleri demek. Bu ilimler ile bina eyledim bu camiyi diyor. Temeldeki taştan başladık minarenin ucuna kadar. Görmüş olduğunuz bütün taşlar matematiksel hesap ile örüldü. Hangi taşı hangi taşın altına üstüne konulması gerekiyordu? Hacmi nedir? Ağırlığı nedir? Dayanma gücü nedir? Sağlamlığı nedir? Onlar da hesaplandı. Bu taşlar duvarlara örülürken taşların arasına Horasan harcı kullanıldığından dolayı bir iznillahi teala umuyorum ki bu eser dünya ile beraber yaşayacaktır diyor. Kendi sözü.